Evet millet, bugün yağmur var. Şöyle çatı, tavan, sunroof, ne bileyim kabin, adını ne adlandırırsanız adlandırın. Motorumla bugün yağmurda kamerayı bağlayarak test sürüşüne çıkacağım. Geçen gün fırtına vardı, fırtına da kullandım. Enteresan bir şekilde fırtınadan çok etkileneceğimi düşünüyordum. Ama fırtınadan beni rahatsız edecek seviyede etkilenmedim. Yani rüzgar kısmında bu tente veya tavan işin açıkçası beni bozmadı. Lakin bunun yakın videosuna göre ufak birkaç değişiklik yaptım. Orada videoda şurada bir demir vardı. O demir kare şekilde iniyordu. O kareden ötürü rüzgarda bu camın ortası içeriye baskı yaptığından ötürü o tasarımı değiştirip boruları içeri doğru büküp daha ortaya getirdim. Şimdi rüzgardan şu dışarılarda da olduğu için dengeli oldu. Artık rüzgardan eğilme bükülme yapmaz hale geldi. Ayrıca bir de şu küçük şuraları koparıp şuralara ekledim. Küçük kanatçıklar ekledim. Bilmiyorum görünüyor mu kamerada. Şöyle. Bu da ele vuran rüzgarı elinden biraz daha ekstra uzaklaştırdı. Zaten bununla ilgili asıl maksadım yağmur değildi arkadaşlar. Bununla ilgili asıl maksadım üşümekti. Çünkü iş yerinden evimin artık eskiden 3 kilometrede oturuyordum. Artık 35 kilometre uzağa taşındım. 35 kilometre yola her gün gidip geliyorum ve önümüz kış. Bunun sayesinde rüzgar yemediğim için daha az üşüyeceğim kesindir. Bunu yapma maksadım oydu. Bir de en kral yağmurlu giysem de yine de 10-15 kilometrelik yolda ufak tefek sızmalar, içime sızan sızmalarla biraz üşüdüydüm. Şimdi bunu da içime yağmurluk yine giyeceğim ama içime su sızmayacağı kesindir. Şoförünüze yani kullanım becerinize güvenmiyorsanız yine de böyle bir işe kalkışmayın. Evet. Birazdan bu tenteyi arkadaşım en iyi yorumcum var YouTube'da. Nesojon Brize nasıl okunuyor bilmiyorum ama o kardeşim sağ olsun her videoma çok güzel yorumlar yapıyor. O bu tenteden bahsetti. Ben bu tenteyi açık kapa yaptım bu şekilde arkadaşlar. Bunu ben normalde yağmursuz günlerde böyle açık olacak. Sadece yağmurlu havalarda rüzgar türbinansıyla sızan su damlaları sırtıma gelir. Sadece yağmurlu havalarda bunu aşağı indireceğim ki şuradan gelen su bunda takılsın. Yani sırtımı ıslatamasın diye, fazla ıslatamasın diye. Zaten dikkat ettiyseniz o yüzden bu bunun üstünde, bu bunun içinde. Yani bunu o şekilde yapmamdaki maksat buydu. Dediğim gibi bu tenteyi sadece yağmurlu havalarda indiriyorum aşağı kadar. Yağmur olmayan günlerde hep bu şekilde açık olacak ve bir süs gibi oldu. Yani baksanıza fiyonk gibi duruyor. Yani bence gayet hoş duruyor. Zaten böyle biraz şatafatlı bir malzemeden yaptım. Değişik hoş bir şey oldu bence yani. Neyse. Birazdan şu yağmur tekrar başlasın. Hep beraber bir yağmur testi yaparız bakalım ne kadar ıslanacağız. Evet millet. Dışarıda yağmur var. Şimdi ben gelir misin? Şunu bana atlar mısın? Almayacağım mı kaskı? Alacağım. Ama motorda nasıl oturuş pozisyonunu insanlar görsün istiyor. Alabilirim. Buyurun. Teşekkür ederim. Kepengi indirirsin. Ha kepengin anahtarını almadım ya. Versen orada. İndirmesem olur mu? İndirme. Kendim için. Tamam. Hadi bakalım bismillah. Evet arkadaşlar. Sunrooflu, çatılı ya da kabinli MT-225'imizde yağmurlu bir havada yola çıkıyoruz. Bakalım ne kadar ıslanacağız. Ne kadar ıslanmayacağız.
damlalar mevcut. Sadece kollar ıslak. Ben kenar boyundan duyuyorum. Normalde bu kadar mesafede, 10 kilometrede donuma kadar ıslanır. Evet. Kastaki ıslaklıkla şöyle birkaç küçük damlacıktan ibaret. Evet.